بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الله ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Bizleri kulluğun hakkını eda eden salihlerden karar kılsın. Bir takım ilahi sünnetler vardır ki hiçbir değişikliğe uğramaz. Yani Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dan günümüze ve günümüzden de kıyamete kadar bu ilahi sünnetler var olacak ve devam edecektir. Yüce Yaratan Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: "Velen tecideli sünnetillah tebdilen." Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsınız. Ya bir diğer ayeti kerimede yine şöyle buyuruluyor: "Velen tecideli sünnetillah tahvilen." Allah'ın yolu yordamında kesin olarak değişim olmaz, değişmez. Bu bir sünnettir, devam edecektir. Beşerin hayat ve yaşamındaki değişmeyen ilahi sünnetlerden birisi de imtihan ve denenip sınanmadır. Her birimiz bu sünnet gereği denenip sınanacağız. Bu değişmeyen sünnet gereği Yüce Allah'ın insanları çeşitli şeylerle imtihan etmesi kesindir. Nitekim Adem ilk babamızdan bugüne kadar bu imtihan insanlar imtihana tabi tutulmuş, denenmiş, sınanmış ve kıyamete kadar da bu devam edecek. Bizler de bunun bir parçası olarak denenip sınanacağız. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Muhakkak siz biraz korku ve açlık ve maldan, candan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. İnsanların dünyada imtihanı, hal ve durumu farklıdır. Her birimiz çeşitli şeylerle denenip sınanmaktayız. Yani hiçbirimizin ruhiyesi bir değil. Ruhiyelerimiz bir olmadığı gibi denenme, sınanma, imtihanımız da bir değildir. Bir gün ailevi sorunla karşılaşıyoruz. Bir gün kendimiz ve çocuklarımız hastalıyor. Bir gün işimizi kaybediyoruz. Bir gün dünya nimetleri bize yüz çevirip bol dünya nimetine sahip olabiliriz. Servetimiz olabilir. Bir gün sevdiğimizi kaybedebiliriz. Bu gibi denenme, sınanmalar var olmuştur, devam edeceklerdir. Tüm insanlar da bundan istisna değil. Genellikle bunlardan insanlar da yakınıp şikayetlenmektedir. Çünkü herkes rahat bir hayat ve yaşam sürmek istiyor. Bu dünyadaki geçici yaşam ve hayat süresince hiçbir sorun ve sıkıntı istemiyor. Bu hayat ve yaşamda dünyada mümkün değil. Yani insan isek, Adem evladı isek, ot arzu ettiğimiz sorunsuz, pürüzsüz, hiçbir sıkıntısız bir hayat, asla böyle bir şey bu dünyada yoktur. Meramımın, arzımın daha iyi anlaşılması için şu örneğe dikkat edin. Kesinlikle hastanenin yoğun bakımına girmişiz biz. Hepimiz görmüşüz bunu.
Eğer yoğun bakıma girmiş isek, hastanın başucunda bir monitör vardır. Orada çizgiler var. O çizgiler inişli çıkışlıdır. Dalgalı çizgiler görürsünüz. O çizgiler neyi bize anlatıyor? Yani bu hasta hayattadır, daha ölmemiş. Kalp atışı bilmem neyi devam ediyor. O çizgi düz halini aldığında bize haber verir. Yani bu hasta artık gitti. Bunun işi bitti. Fatihasını okuyabilirsiniz. Beşerin de hayat ve yaşamda karşılaştığı tüm sorun ve sıkıntılar onun iman ve inancının ne kadar olduğunu göstermektedir. Hayatımızın o inişli çıkışlı çizgilerinde kim daha imanlıdır? Kim sabır ehlidir? Kim yaratana şükrediyor? Yani bu imtihan ve denenmelerle yüce yaratan bizde şunu görmek istiyor. Kim yaratanla beraberdir? Kim yaratanla beraberdir? Kim şeytanla beraberdir? Bu imtihan ve denenme meydanının galipleri ise sabır ehli olan kişiler olmuştur. Yine yüce yaratan ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Hiç şüphesiz sizden öncekileri deneyip sınadık. Onlar da bu imtihanlara tabi oldu. Onlarda da hastalık vardı, fakirlik vardı, zenginlik vardı, özürlülük vardı. Onların da hepsi sizin bu yaşadığınızı gördüler, onlar da denendi. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Bu denenme, bu sınanma sonucunda Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. Hayat ve yaşamın bu sorun ve sıkıntılarında kimler Allah'a sığınmışsa, yüce yaratana sığınmışsa ve bu uğurda sabır, tahammül göstermiş ise Allah onları müjdelemiştir. وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Müjdeler olsun o sabır ehline, yani dünyanın meşakkat ve sıkıntılarına göğüs gelenlere. Uzun zaman hastalık gördü, fakirlik gördü, zenginlik gördü, sıkıntıları gördü ama bunlar mukabilinde sabır ehli oldu. Tahammül etti. Bunlara müjdeler olsun. Ne mutlu bu kişilere. Bazıları da hayır, biz devamlı dünyada nimet içerisinde olmak istiyoruz. Hiçbir sıkıntı, sorun görmek istemiyoruz. Rahat bir yaşam, rahat bir hayat istiyoruz. Bu zihniyete sahipler, bu düşünceyle hareket etmektedirler. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, bu zihniyet ve tefekkürde olanlar bu hedefine ulaşmak için her yola başvuranlar. Bunlar için artık her şey mubah olar. Bunlar için helal, haramın hiçbir anlamı kalmaz. Ve öyle bir hal alırlar ki yavaş yavaş bu hedef, bu amaç doğrultusunda Allah'ı dahi unuturlar. Ve Allah'ı da unuttuklarında Allah da bunları kendi başına koyar. Yine yüce yaratan ayet-i kerimede bu zihniyet sahiplerine şöyle buyurmuştur. وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Onları taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşır bir halde görürsün. Öyle terk ettik onları. Kendi hallerine bıraktık. Allah korusun. Allah da insanı kendi haline bıraksa o insan ıslah olmaz, felaha ulaşmaz. Kainatın efendisi, peygamberlerin en yücesi üstünü dualarında Ya Rabbi bir an dahi beni kendi başıma bırakma diye dua ederdi. Allah korusun, Allah korusun.
Bu merhaleye varan birisi de hadislerin Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla yaşayanlar arasında hareketli ölü tarifini almıştır. Hala ki bu denenme ve sınanma meydanındayız. Kaçınılmaz bir gerçekle karşı karşıyayız. Allah'ın istediği bir şekilde nasıl kul olabiliriz? Yüce Yaratan'ın dediği şekile nasıl girebiliriz? Nasıl ve ne yapmalıyız ki Allah'ın istediği bir şekilde kul olalım? Bu soruyu Hazreti Musa Allah'a sormuş. Kelimullah, Allah'la konuşan Hazreti Musa münacatlarının birisinde Allah'a soruyor. Ya Rabbi, sen abd, kul olsaydın yaratanının rızasını kazanmak için ne yapardın? İlginç bir sorudur. Hazreti Musa sormuş. Rabbim, sen kul olsaydın, insan olsaydın, seni yaratan birisinin rızayetini kazanmak için ne yapardın? Dikkat edin, Yüce Yaratan'ın cevabına hepimizi yakından ilgilendiriyor. Yüce Yaratan Hazreti Musa'ya şöyle vahyetti. Ya Musa, Rabbimin kullarına hizmet ederdim. Bakın İslamiyet'teki, dindeki, mektepteki bu hizmet ruhiyesine. Ya Musa, Allah'ın yarattığı kullara hizmet ederdim. Yani Allah'ın kullarının sorun ve sıkıntısını giderirdim. Onlara el atardım. Allah'ın kullarının sorun ve sıkıntısını, Allah'ın kullarına hizmet yelpazesi geniştir. Borcunu ödeyemeyenin borcunun ödemesine yardımcı olmak. Biri ilim tahsili ediyorsa, üniversitede öğrenciyse, sıkıntısı, sorunu varsa ona el atmak. Onun sorununu gidermek. Birinin manevi sıkıntısı, sorunu varsa manevi sorun ve sıkıntısını gidermek. Fakirlerin sofrasına ümit olmak. Yetimlerin başına el çekmek. Ailevi sorun yaşayanların ailevi sorunlarına koşmak. Bunların hepsi hakikatta insanı Allah'ın rızayetine götüren en kese yoldur, en yakın yoldur. Ve 124 bin peygamberlerin gönderiliş ana felsefesi de Allah'ın kullarına hizmetti. Hepsi hizmet etmeye gelmişti insanlara. Dolayısıyla biz bu hizmet aşkını, hizmet ruhiyesini hayat ve yaşamımızda zinde etmeliyiz, ihya etmeliyiz. Bu hizmet aşkı ihya olur ise toplumda güzellikler hakim olacak. Toplum birbirini derdiyle dertleşirse, toplum kendi arasında adaleti gözetler ise o toplum Allah'ın istediği toplum olar ve o güzellik insanı Allah'a götürecek en yakın yol olar. Allah Azze ve Celle bizleri hakiki anlamda Allah'a kul olan salihlerden karar kılsın. Amin.